Bugün İSG Haber olarak Buca OSGB'deyiz. Kendileri bize bir OSGB sahada nasıl hizmet veriyor bizzat uygulamalı olarak anlatacaklar. Dilerseniz onları daha fazla bekletmeyelim. Fıtı 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 fıtı. Canik Bey, öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ederiz, ne demek. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bizim bugün size iki sorumuz olacak. Aslında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi, bir OSGB nasıl açılır? Bir OSGB açmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na dilekçeyle başvuruyorsunuz. Dilekçeyle başvurunuza istinaden size bir ortak sağlık güvenlik birimi rehberi veriyorlar. Bu rehberdeki basamakları adım adım yerine getirip yetki belgenizi aldıktan sonra OSGB'nizi açmış oluyorsunuz. Peki OSGB'ler ne yapıyor? Ortak sağlık güvenlik birimleri adı üzerinde olduğu gibi ortak sağlık güvenlik hizmeti verirler. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeliyle iş yerindeki mevcut uygunsuzluklar, sağlık basamakları vesaire gibi konularda sağlık ve güvenlik hizmeti verirler. Peki rica etsek biz de bize bir sahanızı gezdirebilir misiniz? Tabii ki. Buyurun gidelim. Şu an Buca OSGB'den Vaybesen firmasına doğru yola çıktık. İş güvenliği uzmanımız Canik Bey firmada tespitlerini yaparken bize de bilgilerini aktaracak. Kısa bir yolculuğun ardından ziyaret edeceğimiz firmaya ulaştık. Bey, şimdi tehlikeli sınıfta görev alan bir iş güvenliği uzmanı bu firmaya geldi. İlk olarak kimle görüşmesi gerekiyor ve daha sonrasında hangi adımları izlemeli? İlk olarak İSG katip tanımlaması yapılan uzman, işveren ya da vekiliyle görüşmeli. Daha sonra ustabasıyla görüşüp kendisini tanıttıktan sonra iş yerindeki mevcut ekipmanlar ve güvenlik unsurlarıyla ilgili saha gözetimi yapmalı. Teşekkür ederiz. Dilerseniz devam edelim. Bir testere makinesinde iş güvenliği uzmanının bakması gereken temel parametreler: operasyon nokta koruyucusu var mı? Şu kısımlar. Kapı emniyet sivici var mı? Daha sonra bunları kontrol de edebilir. Kontrollerini de sağlayabilir. Kapı açıldığında emniyet sivici sayesinde makine otomatikman durmalı. Diğer bir unsur da gövde topraklama hattının olup olmadığını gözlemleyebiliyorsa yapmalı. Gözlemleyemiyorsa elektrik elektronik mühendisinden gövde topraklama hattıyla alakalı uygunluğuna dair bilgilendirme almalı. Burada normalde bu talaşların ekipmandan temizlenirken ya tel fırça kullanılmalı, genellikle tel fırça kullanılmayan durumlarda da böyle bir kürekvari bir şeyle talaşlar şu kısma aktarılmalı. Daha çok bu testlerde en çok karşılaşılan iş kazalarını araştırmak da gerekiyor haliyle. Bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiki bilgileri var. O istatistiki bilgilerden en çok dikkat edilmesi gereken unsurlar ve bu unsurlara karşı alınacak tedbirler hususunda da bir güvenlik kullanım talimatı, güvenli kullanım talimatına ilişkin bir talimat hazırlamalı. Bu talimatı da operasyonu gerçekleştirecek operatörün kolayca görülebileceği bir alana asmalı. İsterseniz diğer ekipmanları da gezelim. CNC makinalarına işlemi yapacak operatör bu parçayı kapıyı açıp buraya bağlar. Makinayı çalıştırdıktan sonra kapağını kapatır. İşlem bittikten sonra da son ürünü alır. CNC makinalarında en çok dikkat edilmesi gereken güvenlik tertibatı kapı emniyet sivicidir. Yani kapı açıldığında sistemi otomatikman durduracak kapı emniyet sivicinin var olması gerekir. Bu ekipmanı kullanırken mesela nasıl bir eldiven tercih edilmeli ya da edilmeli mi? Nasıl bir donanım kullanılmalı? Onu kullanırken eldiven şöyle, güzel bir soru sordunuz. Bu ekipmanı kullanımında bor yağı kullanılır. Soğutma suyu olarak. Bor yağının kontak dermatit özelliği vardır. Ellerde tahriş yapabilir, kanama, yarılma yapabilir. Bir de talaşı alırken, fazla gelen talaşı buradan alırken kesilmelere dayanıklı tip eldiven kullanmalı.
Teşekkür ederiz. Devam edelim. Bu gördüğümüz eski tip bir torna makinesi. Torna makinesinde en ciddi güvenlik tertibatı ayna korumalığının, şuradaki gördüğünüz ayna korumalığının olmaması. Buradaki ayna korumalığı var fakat yeterli değil. Neden? Çünkü burada devri daim yaparken talaş ve benzeri malzemelerin özellikle yüzümüze, gözümüze sıçrama riski var. Bunu tespit öneri defterine şu kısmı da kapatacak şekilde işleyeceğiz. Bunu not alacağız. Buyurun. Bu bir taşlama makinesi. Taşlama makinesinde genellikle çalışanlarımız, çalışan kardeşlerimiz bunun operasyon nokta korumalıklarını takmazlar. Hatta yan kapak korumalıklarını da takmazlar. Bu ekipmanda operasyon nokta koruyucusu eksik, yan kapaklar eksik. Bunu tespit ve öneri defterine işleyeceğiz. Evet, bu gördüğünüz bir kaynak makinesi. Gördüğünüz gibi akrobatik kolu var. Bu akrobatik kolun amacı kaynak gazı, kanserojen olan kaynak gazının kaynağında çekmek amacıyla. Kaynağı burada yapıyoruz. Buradan çekiyoruz. Şurada yapıyoruz. Gördüğünüz gibi akrobatik kolu hareket ettirebiliyorum istediğim yöne, şekle. Bu şekilde kaynak gazını emiyoruz. Diğer dikkat etmemiz gereken tüp dik konumda mı? Tüpler için şöyle bir genelleme yapabiliriz. Tüpler daima dik konumda taşınmalı, istiflenmeli ve kullanılmalı. Mümkünse zincirli olarak da sabitlenmeli. Burada gördüğünüz gibi tüp zincirlenmiş ve sabitlenmiş. Kullanımı uygun. Kaynak operatörü kaynak yaparken gözlerini kaynak ışımalarından korumak için böyle bir maske kullanabilir. Uygun mudur? Yeterli. Taşlama makinesi da ufak çapak almak için kullanılır. Gördüğünüz gibi bunun korumalığı yok. Korumalıksız kullanımdan dolayı da taş fırlayabilir. Kontrolden çıkabilir, vücudumuzun herhangi bir yerine gelebilir. Bunun korumalığını tespit öneri defterimize işleyeceğiz. Bu gördüğünüzde tavan vinci, köprülü vinç diye geçer. Gördüğünüz gibi vincin yukarıda emniyet mandalı var. Bu tartı aletinin de emniyet sivici var. Emniyet sivici çelik halat, kendir halat ve benzeri bağlamlarda vincin hareket etmesi esnasında salınım hareketinden dolayı bu noktadan kontrolden çıkmamasını sağlamak amacıyla. Genel olarak bir iş güvenliği uzmanı sahada tespit ettiği uygunluk veya uygunsuzlukları uygunsuzlukları deftere yazar, uygunluk durumlarını da kontrol eder. Bu kontroller iş ekipmanlarının kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliğince periyodik kontroller olarak vardır. Bir de genel olarak bir iş yerinde olması gereken levhalandırmalar, o levhalandırmaların yeri, konumu, özellikleri, genel olarak bu iş yerinde tüpleri bağlı tut, koruyucu malzemeni kullan, elektrik panosu, acil kaçış çıkış noktaları gibi levhalarımız mevcut. Eksik olarak levhalandırma yapılabilir mi? Yapılırsa fena olmaz. Vinç için şunu da özellikle belirteyim. Bu gördüğünüz gemici tip merdiven. Neden kullanıyoruz bunu? Bakın yapılmış. Gemici tip merdiven, vinçlerin periyodik bakımlarının, kontrollerinin herhangi bir arıza durumunda operatör buradan çıkar, çıkarken düşmesin diye alınan bir güvenlik tertibatıdır. Burada var, uygun. Genel hatlarıyla iş yerimizde bir dağınıklık mevcut. Bu ve benzeri durumlarda dağınıklığın giderilmesi amacıyla mesai bitimine 10 dakika kala iş yerinin genel tertip ve düzeninin sağlanması amacıyla çalışanlar bir genel temizlik ve düzenleme yapabilir. Gördüğünüz gibi elektrik panolarına ulaşımı zorlaştıracak şekilde malzeme istifi, ekipman panoya ulaşımı engellemiş. İleride de gördüğünüz üzere yangın söndürme tüpüne ulaşım için yangın söndürme tüpüne ulaşım zorlaştırılmış. Yangın söndürme tüplerinin acil çıkış noktalarının, acil kaçış noktalarının önüne hiçbir zaman malzeme istifi yapılmaz, yapılamaz. Tabii bununla ilgili öneriyi de tespit ve öneri defterimize işleyeceğiz. Abdülkadir Bey merhaba. Merhabalar. Ben yeni iş güvenliği uzmanınızım. Yeni atandım buraya. Şu İSG katipten atamamıza istinaden bir imzanızı rica edeceğim. Bir de
sahamızı gezdik. Sahamızda bazı uygunsuzluklar var. Evet. Önce uygunsuzluklar hakkında size kısa bir bilgi vereyim. Daha sonra da defterime işleyeceğim onları. İlki taşlama makinesinin yan kapak korumalı ile operasyon nokta koruyucusu sökülmüş. Şu an arkadaşlar sökük çikilde çalışıyorlar. Gerçi biz öğlen arasında gezmiştik sahayı. Bir diğeri yangın söndürme tüplerinin ve elektrik panolarına ulaşım engellenmiş vaziyette. Onların önlerine malzemeler falan konulmuş. Evet. Onların önlerinin açılmasını rica edeceğiz. Bir diğeri de tornanın operasyon nokta koruyucusundaki korumalık biraz daha kavis alırsa, çünkü orada talaşın insan vücuduna engellenmesi amacıyla o korumalık biraz daha kavislendirilmeli. Bunun dışında sahamız iyi. Emniyet mandallarımız var. CNC makinalarımızın kapı emniyet switchleri var. Atölyeniz kötü durumda değil. Ciddi yakın hayati tehlikemiz yok ama bu önlemlerin ivedilikle alınmasını rica edeceğiz. Ben şimdi bunları defterime işleyeceğim. Evet, iş güvenliği uzmanımız Canip Bey firmayı gezdi. Gerekli tespit ve önerilerini işverene sundu. Biz de şimdi Abdülkadir Bey'e sorularımızı yönelteceğiz. Abdülkadir Bey merhabalar. Merhabalar Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir işveren olarak sizin Türkiye'de ve genel olarak iş sağlığı ve güvenliğine bakış açınız nedir? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi tabii son dönemlerde Türkiye bu konuda ciddi mesafe kat etti. Kendi işveren olarak kendi üzerimizdeki sorumlulukları çok yakinen biliyoruz. Elimizden geldiği kadar da hani bunlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. İş güvenlik sorumlu arkadaşımızla da ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabii geldiği nokta iyi. Yeterli mi? Bizim açımızdan tam yeterli değil. Çalışmalarımız bu konuda da devam ediyor. Avrupa Müktesebat Kanunu'yla ilgili ülkemizde yapılan uygulamalarda yavaş yavaş sisteme adapte olmaya da başladı. Yani biz kendi adımıza tabii yeterli görmüyoruz ama umut verici. Bu anlamda elimizden gelen gayretle tabii haliyle gösteriyoruz. Durum bu. Abdülkadir Bey, peki bir işverenin çalışanlarla iletişimi nasıl olmalı? Nasıl sağlam iletişim kurulabilir? Şunu söyleyebilirim. Şimdi biz tabii sanayi sektöründeyiz. Yedek parça üretiyoruz. Mevcut çalışanlarımızın, sistemde çalışan arkadaşlarımızın tamamı 40 yaş ve üstü. Çok gelenekçi yapıları var. İş güvenlik de kısa zaman önce tabii sisteme adapte oldu ama mevcut kadroyu bunu adapte etmek hakikaten çok zor. Çok ciddi mesai ve zaman kaybediyoruz. Bu gelenekçi yapılardan kurtulmaları da çok zor gibi gözüküyor ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeni nesil bu konuda daha bilinçli. Zaman içerisinde bu bilinç sistemin içerisinde oturduktan sonra işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum açıkçası. Durum bu. Peki son bir soru daha sormak istiyorum. Siz bilinçli bir işverensiniz ve diğer işverenleri de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaya nasıl teşvik edebiliriz? Sadece şöyle söyleyebilirim. Saygıdeğer iş adamları. Hepimiz aynı gemideyiz. Risk alma, önlem al. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.